Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Terevant'la kol çalışması yapacağız. Bugün yapacağımız kol çalışması omuzlarımızın daha doğru yerde kalmasını sağlayacak. Hadi birlikte çalışalım. Şimdi terebandınızı bağlayarak bu genişlikte çok rahat kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde diz bandını, diz terebandını da kollarınıza yerleştirerek her iki şekilde de kullanabiliriz. Bugün yapacağımız omuz hareketi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki benim güçlü omuzlar oynatma listemde bir sürü farklı omuz videosu var. Bugün yapacağımız videonun konusu ise çanta taşırken veya uyurken veya kendinizi kötü hissettiğinizde bu hep öne doğru gelen, önde olmaya alışmış omuzlarımızı biraz daha yerine alıp daha doğru, daha yerinde ve daha düz olmasını sağlayacak güzel bir çalışma. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. İlk hareketimiz için ellerimizi terebandımızdan geçiriyoruz. Mümkün oldukça dirseğe doğru alıyorum. Şimdi kollarımın pozisyonu ise gövdeme yakın. Ellerim 90 derece gibi. Omuza düz bir açı bizim için gayet iyi. Şimdi karın kaslarım içeride, omuzlarım aşağıda, boynum rahat. Nefes alıyorum. Nefes verirken sağ kolumu gövdemden paralel bir şekilde uzaklaştırıyorum. 12 tekrar. Ve güzel. Geri dönerken muhakkak kontrollü bir şekilde geri dönüyorum. 5 ve 6 ve 7 hisset. 9 10 11 ve dinlen. Süper. Şimdi yine omuzlarım aşağıda. Postürümü düzelttim. Sol kol için hazırım. Ve 1. Harika. 6 7 ve 12. Süper. Evet, tam omuzlarımızın ön kısmı, anterior deltoid dediğimiz noktayı hissettik. İki kolumuz için hazırız. Kontrollü ve konsantrasyonunuzu arttırarak benimle birlikte 12 tekrar. Nefes alıyorsun. Nefes verirken. Ve harika. Omuzlarım aşağıda, boynum rahat. Olabildiğince omuzlarınızın yanlara doğru genişlediğini hissedin. 8, yanıyoruz. 9, devam. 10 ve 12. İşte bu. Omuzlarımızın ön ve tam yan kısımlarını hissettik ve hala yanıyorlar. Süper. Evet, ikinci farklı hareketle devam ediyoruz. Omuzlarımız doğru yerde ama birazcık daha arkaya almak istiyorum. O yüzden terebandı bu sefer dirseğe değil, bileğe doğru yerleştirdim. Yine az önceki pozisyonumu koruyorum. Dirsekler önde, omuzlar aşağıda. Sağ kolumu dirseğimi gövdemden ayırmadan dışarıya doğru açıyorum. Eksenler rotasyon. 12 tekrar. Süper. Olabildiğince dirseği gövdede tut. Ve dışarıya doğru açarken bütün kolunu, omuzunu hisset. Yavaş ve kontrollü. On. 11. Ve 12. Hazır. Sol. 1. 2. Sekiz ve 9 ve son. İşte bu.
Evet, yandınız ama şimdi iki kolla birlikte eksenler rotasyon yapıyoruz. 12 tekrar. Hadi nefes al ve aç. 1. Güzel. 2. Omuz arkaya. 6 ve 7 ve 8. On bir ve 12. Şahanesiniz. Omuzlarımızdaki yanmayı hissediyoruz, değil mi? Hem doğru nokta hem de iyi bir postür. Şimdi bir kombinasyon vakti. 8 sayıdan oluşan 4 kere tekrarımız var. Şimdi hareketin ilk setini benimle birlikte yavaş yavaş yapıyorsunuz. Birinci hareket. Sağ kolumu düz bir şekilde yana açıyorum. 1. İkinci hareket eksenler rotasyon. Aç omuzla. Sol, düz aç. 3, 4, çevir. Şimdi 5, birlikte düz, bir kere daha. Birlikte düz, son 2, aç eksenler rotasyon. Aç eksenler rotasyon, baştan. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tekrar ve 1. 2, 3, 4, 5, 6, son set. Hadi, 1, 2, aç ve 8. İşte bu. Harika. Evet, iyi bir çalışmaydı değil mi? Hala omuzlarım yanıyor. Bakın küçük bir teraband, küçük bir açı ama doğru eksenlerde çalışmanın verdiği fayda sayesinde inanılmaz yanıyor. İşte doğru çalışma bu. Minimum efor, maksimum verim. Şimdi omuz hakkında biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki omuzumuz 3 parçadan oluşuyor. Anterior deltoid ön omuz, middle deltoid yan omuz, posterior deltoid arka omuz. Şimdi bu omuzlarımızın konumunu doğru almak için boyun ve omuz mesafesini ayarlamak için ya da postürümüze olan etkileri için bir sürü video var. Bugün anlattığım gibi, videonun başında söylediğim gibi omuzları içeriye doğru gelenler, hafif hafif böyle kifoza doğru giden ya da düz dursa bile omuzları içeriye doğru bakanlar, doğru noktada içeriye ve dışarıya doğru çalıştığınızda omuzunuz düzelecek. Peki bu çalışmayı ne kadar yapacağız? Haftada en az 3 ya da 4 gün uyguladığınızda, bakın kısacık 10 dakikada bile omuzlarınızın doğru yerde olduğunu anlayacaksınız. Ama dikkat etmemiz gereken nokta omuzlarımızın yeri. Bu hareketleri yaparken omuzlar yukarıya kalkmak isteyecek. Hayır, olabildiğince aşağıda. Onu aşağıda tutarak çalıştığınızda faydasını çok daha hızlı göreceksiniz. O yüzden lütfen bu ipucuna dikkat. Evet, artık biliyorsunuz ki katıl butonumuz aktif. Bir göz atın, seveceğinize inanıyorum. Evet, bu çalışmayı benimle birlikte yapanlar, hemen aşağıdaki yorumlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Ve kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Bir de sizi çok sevdiğimi. Sevgiler, hoşça kalın.